Şimdi öncelikli olarak genel klişe bir ifade, herkesin tabii yeni yılını kutluyoruz. Ancak bu kutlama belki ifadelerimizin sonunda ortaya koyacağımız şekliyle tamamen bir çılgınca kutlama değil, geçmişin bir muhasebesi şeklinde ve geleceğimize yön verme şeklindeki bir kutlama olacak. Bunu da söyleyerek inşallah sözlerimize başlayalım. Bilindiği üzere aslında her yıl 25 Aralık'ta, yani önümüzdeki pazartesi günü, bizim Noel yortusu olarak bildiğimiz uygulamayı Hristiyanlar kendi aralarında kutluyorlar. Ve 25'inden ocağın 1'ine kadar olan kısmı da bir eğlence kültürü içerisinde geçiriyorlar. Bu noktada Noel işte Tanrı'nın doğum günü anlamına gelmekte ve Hz. İsa'nın doğumunu ifade etmek üzere kutlanılan bir zaman dilimi olduğunu bilmekte ve bu vesileyle de çam ağaçlarının süslenilmesi gibi Hristiyanlara has bir özelliğin, adetin uygulanmasına biz maalesef toplumumuzla da şahit oluyoruz. Bir netice itibariyle şunu da belirtmekte fayda var. Yılbaşının simgesi haline gelen bir de bir yönüyle bize benzeyen sakal itibariyle Noel Baba var ki bu da aslında 17. yüzyılın başında Almanya'da ortaya çıkıp sonradan tüm Hristiyan ülkelere yayılmış olan, aslı mesnedi bulunmayan, İşte çocuklara hediyeler getirmek suretiyle onları sevindirdiğine inanılan ve böylece kafalarda, zihinlerde daha hoş hale getirilen bir figürün adından başka bir şey de değildir. Bunun neticesinde yılbaşı gecelerinde özellikle yaşanan aşırılıklar, yapılan çılgınlıklar akıl alacak gibi değil. Cinnet geçirircesine insanların günahlar işlediğine, lüks harcamalar içerisinde bulunduğuna, israfın, bolca tüketilen içkilerin, çokça oynanan kumarın bizim kendi insanımızı da etkilediğine ve dalgalar halinde de insanımız arasında yayıldığına maalesef şahitlik ediyoruz. Bu noktada yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle, dinimizle, inancımızla, ahlakımızla herhangi yakından uzaktan alakasının olmadığını belirtmekte fayda var. Yine yüce dinimiz İslam'ın bütün kötülüklerin anası olarak telakki edilen alkolün özellikle bu gecede çok tüketilmesi olacak bir şey değil. Bunun ötesinde dinimizin haram kıldığı bir unsur. Yine ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumar illeti de dinimiz tarafından haram olarak telakki edilmiştir. Kumarın farklı bir çeşidi olan ve özellikle bu geceye has oynanan piyangonun, totonun, lotonun ve bütün şans oyunlarının da yine aynı şekilde dinimizce haram kabul edildiğini de ifade etmekte fayda var. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan en güçlü sığınağımız olan değerlerimize bu noktada sımsıkı sarılmamız gerekiyor. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf ve adetleri hayatımıza yansıtmaktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kim bir kavme benzerse o da onlardandır ifadesini hem kulaklarımıza küpe hem hayatlarımıza düstur edinmek mecburiyetindeyiz. Yılbaşı kabul edilen bu zaman dilimini geçmişimizin bir muhasebesini yapıp insani ve ahlaki değerlerimize sıkıca sarılarak geleceğimiz adına hayatımızı düzene koyacak planlar oluşturmak için değerlendirmenin gerektiğine inanıyor ve yeni yılın İnşallah tüm ümmeti Muhammed adına sıkıntıların, dertlerin, kederlerin bittiği, özellikle Müslüman coğrafyasının ciğerine saplanan Filistin ve Gazze'deki
bıçağın, hançerin tekrardan çıkması, sıdkı selamete ermesi ve güzellikler adına, barış adına bir hayatın hem ümmeti Muhammed hem de tüm insanların kucaklayacağı bir hayat şekline dönüşmesini Yüce Allah'tan biz temenni ediyoruz. Bu noktada bütün kardeşlerimizin yeni yılını güzellikler getirecek bir zaman dilimi olarak karşılamalarını ve buna hazırlık yapmaları noktasında da Mevlamızın bu ikramını bizlere sunmasını, lütfetmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ben teşekkürler ediyorum.